Bu bölümde muzari fiilin olumsuzu ve meçhulü ele alınacak. Muzari fiilin olumsuzu derken mesela yektubu yazar. Ama bunu olumsuz yaparken ma yektubu veya la yektubu ile ifade edebiliriz. Ma yektubu ile ifade edersek yazmıyor. Ama la ile ifade edecek olursak yazmaz. Daha geniş, Genel bir ifade oluyor. Örnekler üzerinde durdukça, herhalde konu zihinde daha netleşecektir. Mesela e, Peygamberler yaptıkları e, dini tebliğe mukabil herhangi bir beklenti içinde değildirler. Bunu şöyle ifade ediyorlar: وَمَا ma ben e, istemiyorum aleyhi buna mukabil min ecrin bir ücret. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Burada ma geldiğinden dolayı e, ma eselukum sizden istemiyorum. Böyle bir mana verildi. E, kelimenin köküne gelecek olursak se'ele istedi. Yes'elu ister. Es'elu ben isterim. Ama ma es'elu istemiyorum. Kum sizden. Ma es'elukum aleyhimin ecir. Buna karşılık sizden hiçbir ecir, hiçbir ücret istemiyorum. Burada mesela ecir, ücret aynı kökten geldiğini hatırlayabiliriz. Yine e, peygamberlerin durumuna ait peygamberimizin şöyle demesi isteniyor. Ve ma edri bilmiyorum. Ma yufalu bi bana ne yapılır? Ve size ne yapılır? Bana ne yapılır? Size ne yapılır? Bilmiyorum. Burada dera kökünden dera bildi, yedri bilir. Ama me edri bilmiyorum. La olsaydı, la edri olsaydı bilmem. Daha genel, geniş zamana ifade ederdim. Tabi bu ayete dayanarak peygamber gaybi şeyleri hiç bilmez gibi bir hükme varmamak gerekir. Allah bildirmedikçe bir beşer olarak bilmez. Bunu anlatıyor. Ma <mâ> uridu minhum min <rızkın> allah Allahu Teala mahlukatı yaratması bununla alakalı bir durumu bize bildiriyor. Ma <mâ> uridu e, istemiyorum. Minhum onlardan min rızk herhangi bir rızık istemiyorum. Yani rızkı veren Allah. Dolayısıyla kim Allah'a bir şey verebilir ki onu anlatan bir mana kelimenin kökü erade erade irade etti istedi Türkçe'de irade olarak bunu kullanmaktayız erade yuridu iradeten maslarına ulaşırsak kelimeyi anlayabiliriz bunun mazisi erade muzarisi yuridu yuriduyu çektiğimizde uriduya nereden geleceğiz işte nasara yen Ensuru. en soru en soru ben yardım ederim. Uridu ben isterim. Ama ma getirdik başına ma uridu istemiyorum. Ve mana bu şekilde. Ve la yukellimuhumullahu ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyame ve la Durumu kötü bir kısım kimselerle alakalı Allahu Teala diyor ki ve la yukellimuhumullah Allah onlarla konuşmaz. Ve la yanzuru ilehim onlara bakmaz Yavumal kıyame kıyamet günü ve la ve onları temize çıkarmaz. Burada geldi. la geldi. la'yı görmezden önce mazim muzarisini hatırlamaya çalışalım. mu bunun mazisi kelleme. Kelleme, yükellimu, teklim. Kelam, kelam etmek, konuşmak. Kelam Türkçe'de kullanılır. Ee, yükellimu, konuşur. Hum, onlarla. Ama la geldiğinde konuşmaz. Allahu Allah. Allah onlarla konuşmaz. Ve la yanzuru ileyhim. Nazara baktı, yanzuru bakar. La yanzuru bakmaz. İleyhim, onlara. Yevmel kıyame, kıyamet günü. Vale yüzekkiyim. Bu da zekka kökünden geliyor. Zekka yüzekki teskiyeten, arıtmak, temize çıkarmak. E, yüzekki e, temize çıkarır. La gelirse çıkarmaz. La yüzekkiyim. Onları temize çıkarmaz. Yüri dulla hubi ve la yuridu bükümül usur. Burada erade yuridudan yine erade istedi, yuridu ister. Allahu Allah bikum size el yusur kolaylık. Allah size kolaylık diler. Ve la yuridu dilemez. Bikum size el usur zorluk. Burada diler dilemez, kolaylık zorluk. Kolay ifadeler. E, yusur kolaylık, usur zorluk. Peki nasıl hatırımızda kalabilir? Yusur derken söylemekte de kolay, usur derken osur. Aynı telaffuzu biraz zordur. O da zor anlamına geliyor. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Burada bunun mazisinin erade olduğunu hatırlayabiliriz. Erade istedi, yuridu ister. La geldiğinde la yuridu istemez. Allah size kolaylık, e, diler zorluk dilemez. Diğer ayet inna Allah la yagfiru Allah bağışlamaz. İnneden dolayı asla manası verebiliriz. E, Allah asla bağışlamaz. En yüşrak bihi kendisine şirk koşulmasını. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Burada konumuzla alakalı la yagfiru la yafiru bağışlamaz. Gafara kökünden geliyor. Gafara bağışladı. Allah'ın gafur ismi, gafar ismi buradan gelir. E, ee, yafiru bunun muzarisi. Yafiru bağışlar. Ama evvelinde la var. La olunca olumsuz olacak. Ve geniş zaman olacak. La yafiru bağışlamaz. Ama ma olsaydı ma yafiru bağışlamıyor olacaktı. Bir de başka bir konu şu. Muzari fiille gelecek zaman. Bu da kolay hatırda kalabilecek bir konu. E, muzari fiille gelecek zamanın ifadesi, ifadesi. Sin ve sevfe. Sin tek başına bir harf. Muzari'nin başına s geliyor. S bunu gelecek zamana taşıyor. Mesela yansuru yardım eder. Seyansuru yardım edecek. Yahrucu çıkar, seyahrucu çıkacak gibi. Sevfe e, bu bunu biraz daha e, ileriye uzatıyor, yani e, daha uzak zamanda o işin olacağını ifade ediyor. E, yansuru yardım eder, sevfe yansuru sonra yardım eder, sonra yardım edecek bu anlama gelmekte. Kur'an'dan örneklerle görebiliriz ve onlar yani rumlar e, bunların rumlar olduğunu evvelinden anlamaktayız. Min ba'de galebihim bu e, yenilmelerinden sonra mağlubiyetlerinden sonra galebe galip gelmek ama kendilerine galip gelinmiş. Yani mağlup olmuşlar. Mağlubiyetlerinden sonra ne galip gelecekler. Onlar yani rumlar bu mağlubiyetlerinden, yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Burada kelimenin kökü galebe. Galebe, galip geldi. Türkçe'ye aynen Arapçadan geçmiştir. Yağlibu, galip gelir. E, se yağlibun, galip gelecekler. Mesela bu şeklinde kullansak. E, bu ben galip gelirim. Se bu galip geleceğim. Seasrifu an ayati ellezine yetekebberuna fil ardı bi gayril hak. Allahu Teala bildiriyor. Seasrifu çevireceğim. Bu da sarafe kökünden geliyor. Sarafe çevirdi. Yasrifu çevirir. Sarraf buradan gelir. Türkçede kullandığımız sarraf. Hani paraları çeviriyor falan veya altını eline alıyor çeviriyor. Sarraf çevirmek. Seasrifu çevireceğim. Eee... Yani bunun da yasrifudan geldiğini bileceğiz. Sarafe çevirdi. Yasrifu çevirir. Asrifu ben çeviririm. Ee, yani yansuru yerine e, ensuru dememiz gibi. Ensuru ben yardım ederim. Asrifu ben çeviririm. Ee, se S geldiği zaman çevireceğim anlamına geliyor. Allahu Teala böyle buyurmakta. Se asrifu an ayeti. Ayetlerimden çevireceğim. Ellezina o kimseleri yetekebberuna fil art. Yeryüzünde kibirlenirler. Tekebbür. Yetekebberuna fil art. Yeryüzünde kibirlenirler. Bir gayril hak. Haksız yere. Gayri hak. Haksız yere. Bu da Türkçe'ye çok yabancı bir şey değil. Ve e, bunun sonucu olarak da o kimseler bu ayetleri anlamayacaktır ve e, istifade edemeyeceklerdir. Başka bir ayet senu azibuhum Onlara iki defa azap edeceğiz. Burada nu bunun başına sin gelmiş. Nu azibu e, bunun mazisi azaptan geliyor. Azap ve azibe yu bu tazib. Tazib azap vermek anlamında. Yu bu o azap verir. Nu bu biz azap veririz başına S geldi. Azap vereceğiz. Hum onlara. Onlara azap vereceğiz. Merrateyni. Merra bir defa demek. Merrateyni iki defa. Onlara iki defa azap edeceğiz. Ve buradan sevfeye geçiyorum. Sevfe. Kella sevfe talemun. <laughs> kella Haşa ve kella Türkçe'de kullanırız. Hayır demek. Hayır asla. Sevfe sonra ileride talamune bileceksiniz. Talamune bilirsiniz demek. Alime bildi, yalemu bilir. Talamuna siz bilirsiniz. Ama sevfe geldi, ileride bileceksiniz. Biz bileceğiz diyecek olursak sevfe nalemu ileride bileceğiz. Hazreti Yakup evlatları ondan bizim için istiğfarda bulunsan diyorlar bir talepleri oluyor. Cevaben diyor ki gale dedi sevfe estağfiru lekum sonra sizin için istiğfarda bulunacağım mağfiret dileyeceğim Rabbi Rabbimden. Sizin için daha sonra Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Burada estafiru gafera kökünden gelir. Gafera bağışladı. Eee ileride bunlardan söz edeceğiz zaten. yani üçlü üç harfli bir fiil. Bundan başka fiiller nasıl türetiliyor? Gafera'dan istahfara gelecek karşımıza. İstahfara mağfiret diledi demek. Yestahfiru mağfiret diler. Estafiru ben mağfiret dileyeceğim. Sevfe gelince sonra ileride ileride e, sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Ve en leyselil insan illa ma sa'a insan için ancak çalıştığı vardır. Leyse değil anlamına geliyor kelime anlamı itibariyle. Lil insan insan için veya burada yoktur manası vermek daha güzel. İnsan için yoktur. İlla ancak ma sa sa'a sa'yettiği çalıştığı vardır toparlanırsa insan için ancak çalıştığı vardır. Ve enne ve onun sayi çalışması sevfe sonra yura görülecektir. Yura ra'e kökünden geliyor. Ra'e gördü, yera görür, yura e, görülür. Sevfe yura sonra ileride görülecek. Yani yaptığı çalışmanın karşılığı ileride görülecek, karşısına çıkacak. Bunu ifade ettikten sonra e, Muzari fiilin meçhulüne geçeceğiz. Nasıl ki mazinin meçhulu vardı. Mesela ketebe yazdı demek, kütübe yazıldı. Darabe vurdu, durube vuruldu. E, Nasar'a yardım etti, Nusr'a yardım edildi. Bir de bunların meçhulü var. İşte yektubu yazar, yüktebu yazılır. Ya'lemu bilir, yu'lemu bilinir. Yansuru yardım eder, yunsaru yardım edilir. Ve bunun Kur'an-ı Kerim'de hayli örneklerini görebilmekteyiz. Mesela Allahu Teala'nın ve insanların durumu ayette şöyle anlatılıyor. yüz yus'elu sorulmaz. Amma yef'al yaptığından. O Allah yaptığından sorulmaz. Ve hum onlar yüselune sorulurlar. Yani onlar ise sorulacaklardır. Burada yeselu sorar, yüselu sorulur. La yüselu sorulmaz. Kitaplarımızda bu şöyle kullanılır mesela. insan la el değildir. Bu ne demek? Yani her istediğini keyfine göre yapamaz. Yaptıklarından sorulacaktır. Bu la elle ifade edilir. İnsan la el bir varlık değildir. Allah ise la eldir. Allah'a neden böyle yaptın denilmez. İşte yus'elu e, sorulur. Yüselu ne? Onlara sorulur. Yani biri tekil, diğeri çoğul. Aynı ayette iki tane örnek görmekteyiz. Ve yine e, ee, sele kökünden başka görünümler. E, ee, kul de ki, ey peygamber de ki, la size sorulmaz. Sorumlu tutulmazsınız. Amma ecramne yaptığımız cürümlerden, bizim yaptığımız cürümlerden, hatalardan siz sorulmazsınız. Ve la biz sorulmayız. Amma tamelun sizin yaptıklarınızdan. Sizin yaptıklarınızdan da biz sorumlu tutulmayız. Yani bu e, suçun şahsiliği diye de ifade edilir. Her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendi yaptığının hesabını verir. Başka bir örnek: Setük tabu şehade Onların şehadeti yazılacak. Burada S bunu gelecek zamana götürüyor daha biraz öncesinde bunu anlatmıştık. Eee bu nereden geliyor? Onu görmen çalışalım. Ketebe yazdı yektubu yazar. Tektubu bunun e, müennesi ve tükte bu yazılır. Şehadetuhum onların şehadeti. Peki neden e, tükte bu geldi? Şehadet kelimesi müennes olduğundan dolayı. Şehade sonundaki T kapalı T'dir. Bundan dolayı yük de bu değil, tük de bu geldi. Onların şehadeti e, yazılacak ve yüselune ve onlar sor, sorulacaklar, sorgulanacaklar. Başka bir örnek la fuan anhumul azabu kendilerinden azap hafifletilmez. Haffefe yuhaffifu tahfif. Tahfif hafifletmek. Yani zaten telaffuz ederken eee khaffe fe yuhafifu, herhalde hafiflik oradan görülüyor. La yukhaffafu bunun meçhulü hafifletilmez. Anhum onlardan el azabu azap. Ve lahum ve onlar la e, olumsuz yapacak yunzarun ve onlara bakılmaz. Yunzarune bakılırlar. La yunzarune onlara bakılmaz. Başka bir örnek. La tazlimune haksızlık etmezsiniz ve la tuzlamune haksızlığa da uğramazsınız. Yani hem zulmetmeyeceksin hem de zulme maruz kalmayacaksın. Bunun çoğul olarak ifadesi. La tazlimune siz haksızlık etmezsiniz ve la tuzlamune bunun tamamen meçhulü. Yani hem malum hem meçhul aynı ayette ikisi beraberce kullanılmış. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka yalvardıkları la يَخْلُقُونَ Yaratmazlar şey en bir şeyi. Onların Allah'tan başka yalvardıkları bir şey yaratamazlar. يَخْلُقُونَ Yaratırlar la يَخْلُقُونَ Yaratamazlar. وَهُمْ Onlar يُخْلَقُونَ Yaratılmışlardır. Yaratılırlar. Kendileri yaratılmışlardır. Yani yaratılmış olan bir şey. Elbette bir şey yaratamayacaktır. Yahlugune Yaratırlar. Üstteki يُخْلَقُونَ Yaratılırlar. Aynı ayette e, bunun hem malumu hem meçhulu beraberce kullanılmış. قُلْ لِلَّذ۪ينَ O inkar edenlere de ki ne Mağlup kılınacaksınız yani mağlup olacaksınız. Ve tuhşarûne sürüleceksiniz. Haşir bir yere toplamak. İlâ cehennem cehenneme sürüleceksiniz. Burada galebe galip geldi. Yalibu galip gelir. E, Talibune siz galip gelirsiniz. Bunun meşhuru tulebune galip gelinir. Size galip gelinir. S başına gelince size galip gelinecek yani mağlup olacaksınız ve tuhşarune haşara topladı ee, yahşuru toplar tahşurune siz toplarsınız ama bunun meçhulu tuhşarune siz e, toplatılırsınız sürülürsünüz yuraful mücrimune bi simahum mücrimler simalarından tanınır Yurafu Arafe kökünden Arafe tanıdı, Yarifu tanır. Yarifu'nun meçhulu Yurafu. İşte Yansuru, Yunsaru, Yektubu, Yüktebu gibi e, Arafe, Yarifu'dan da Yurafu geliyor. Yurafu bilinir, tanınır. El mücrimune, mücrimler tanınırlar. simahum simalarından. Suçlular simalarından tanınır, tanınırlar nawasi بِالنَّوَاسِ وَالْاَقْدَمِ Perçem, perçem şurası, buralarından vel akdem, ayaklarından tutulur, ateşe atılırlar. Peygamberimizle alakalı bir ayet. Ma yugalu sana denilmiyor, illa ancak ma gatkıyla lirrusul min gablik, ancak senden önceki peygamberlere söylenen söyleniyor. Yani kavmin tarafından sana söylenenler haşa o bir sihirbazdır, mecnundur gibi ifadeler önceki peygamberlere de söylenen şeylerden ibarettir. Onlara da denildi, sana da deniliyor. Burada yugalu, gale dedi, yegulu der. Bunun meçhulü yugalu şeklinde gelmekte. Yugalu denilir. Şehitlerle alakalı bir ayet. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillah amwatan. La tahseb sanma. Ama sonunda şeddeli nun var. Bu tekit ediyor. Sakın sanma. Ellezine o kimseleri kutilu öldürüldüler. Bakın gatele öldürdü. Gutile öldürüldü tilu onlar öldürüldüler. Fi sebilillah Allah yolunda. Allah yolunda öldürülenleri sakın sanma. Emmuaten ölüler. İşte meyyit diyoruz. me bu çoğul olarak emvât geliyor. Bel ahyaun bilakis onlar ahyaun hayattadırlar. Ahya inde rabbihim Rableri katında yurzaguna rızıklandırılırlar. Burada Razaga rızık verdi. Yerzugu rızık verir. Yurzagu rızık verilir. Çektiğimiz zaman tablodaki yerine yerleştirme babında yurzagu yurzaganı yurzagune. Yani onlar rızıklandırılırlar. Rableri katında rızıklanırlar. Görüldüğü gibi bunlar çok zor şeyler değil. Biraz dikkat istiyor. Dikkatle bakıldığında manayı yakalamak çok da zor olmayacaktır. Okudukça, Kur'an-ı Kerim'den bunları görmeye çalıştıkça bu manalar zihne yerleşecektir.